Yanımdaki de Haruf Ekşen, diğer kurucu ortak. Benim uzun senedir hem arkadaşım, dostum hem de ortağım. Kendisiyle biz 2004 yılında ortak çalıştığımız bir yerde tanıştık. Sonrasında da 2007 gibi işte askerlik dönüşü vesaire. Dedik ki bir şeyler yapalım, neler yapalım. Çok böyle enteresan fikirlerimiz vardı o zaman. İnternet dünyası da yeni yeni yeşeriyor. Yani var ama hani yeşermesi yeni yeni oluyor. Dedik ki biz de işte şöyle bir proje yapalım, böyle bir proje yapalım. Yok oradan şunu alalım da buradan şu kadar para kazanırız diye birçok hesap yaptıktan sonra o dönemde Burak Büyükdemir'le de tanıştık. 2008 Haziran'da aslında Angelabs AŞ'yi, bugün hala ünvanı bu olan Angelabs AŞ'yi kurduk. Ve Angelabs AŞ'nin de burada ilk projesi aslında İdeşat.com'du. Biz bunu düşündük, araştırdık, soruşturduk, planladık. Sonra Burak Büyükdemir'e gittik, sorduk, dedik ya bak böyle bir şey, o dedi süper olur dedi. Verdi gazı falan. Biz dedik ki tamam süper, 10 numara iş yapıyoruz dedik. Ondan sonra başladık biz İdeşat'ı yapmaya. Şimdi Harun ve benden kısaca bahsedersek, şimdi Harun background'da, Harun sonuç itibariyle bir bilgisayar mühendisi, yazılım konusunda çok iyi işler yapmış, daha önce bu alanlarda çalışmış biri. Ben ne olduğu belli olmayan bir adam. İşte daha çok işte tasarımdır, HTML'dir, CSS'dir, yani şunu yaparken aslında şu gördüğünüz ekranı yaparken ki bütün ihtiyaçları hani yapabilen, aynı zamanda müşteri tarafında da olan bir tane adamım. Yani onun pozisyonu daha belli, benimki açık. Nerede ne eksik varsa gidip orayı kapatmaya yönelik. İdeşat özünde yaptığı şey şuydu. Burada markalar vardı gördüğünüz gibi. O markalara siz de buradan girip üye olup siteye diyebiliyordunuz ki işte Starbucks'ta çay olsun diyebiliyordunuz. O dönemde verilen öneriler bu arada bunlar. İşte neydi? Turkcell doğum günümde beni ücretsiz arasın, beni arayanlar. Ücretsiz arasınlar, belki bunun bir süresi olsun falan gibi çok çeşitli öneriler geldi. Eğer bugün Cevahir Alışveriş Merkezi'ne gidiyorsanız hemen girişte şey vardır, alt katı da koydular sanırım artık. Emanet dolapları vardır. Böyle turuncu turuncu, büyük büyük işte çantanızı, bilgisayarınızı oraya koyarsınız, gidip alışveriş yapıp ondan sonra çıkarken alın diye. Mesela bu önerilerin tamamı aslında o dönemde İdeşat üzerinden gelmişti. Ve arkada bir moderasyon işi vardı. Biz onları modere ediyorduk. Onaylananlar sisteme düşüyordu ve insanlar bunun üzerine yorum yapabiliyorlardı. Baktığımızda çok güzel bir fikirdi bizim için. Biz peki bundan nasıl bir gelir modeli elde ediyorduk? Burada çalıştığımız firmalara diyorduk ki siz bize yıllık şu kadar vereceksiniz, totalde bu kadar kampanya çıkma hakkınız var. Size gelen önerilerin moderasyonunu tamamen biz yapacağız. Çünkü onların yapamadığını gördük. 6 ay geçtikten sonra dedik ki sizin yapacağınız kampanyaları da biz tasarlayalım, biz yapalım. Çünkü firmaya satışı yapmışız, parayı almışız. Her şey okey, kullanıcılar öneri gönderiyor. Kampanya hakkı var. Firma kullanmıyor. Zaten arayıp sormuyor bile yani ne oluyor, ne gidiyor diye. Biz aylık ona gönderiyoruz. Şu öneri geldi, böyle oldu, şöyle gitti diye. Baktık ki kampanya çıkmıyorlar. Kampanya çıkmamız lazım. Çünkü bu iş iki taraflı bir iş. Bir taraftan gidiyorsunuz firmaya, diyorsunuz ki böyle bir şey var. Senin buna ihtiyacın var. Önce bunu anlatıyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki ah, bende bu var. Sonra bunu çıkartıyorsunuz. Fiyatı da bu kadar diyorsunuz. Diğer taraftan da kullanıcıya gidiyorsunuz. Kullanıcıya diyorsunuz ki bak burada bunlar var. Geleceksin, önerini göndereceksin. Bak biz onaylayacağız. Bunu firmalar görecek, CEO'lar görecek. Ve senin bu fikrini onaylayacaklar. Belki gerçek hayata uygulayacaklar. Sen de karşılığında çeşitli hediyeler kazanacaksın, ödüller kazanacaksın. Belki onlarla tanışacaksın. Belki o firmada çalışmaya başlayacaksın diye. Bir taraftan kullanıcıyı motive ediyorsunuz, bir taraftan da firmayı motive etmeye çalışıyorsunuz. İki taraflı bir iş, gerçekten çok zor bir iş. Eğer hani benzer modeli olanlar varsa, yani hem business'ta hem de son kullanıcı tarafını hani bir yerde buluşturmak gibi bir projeniz, fikriniz varsa, baştan çok kolay olmadığını söyleyeyim. Ama yaptığınız zaman çok keyifli, ama gerçekten hiç kolay değil. Sonrasında biz bu gördüğünüz markalarla anlaştık. Yani bunlar hep anlaşmalı markalarımızdı. Kendi kafamızdan buraya marka ekleyelim dediğimiz firmalar değil. Çok güzel firmalarla çalışıyorduk. Yıllık bir anlaşma yaptığınızda o yıllık ödemeyi almak eğer ki yeni ve küçük bir şirketseniz çok kolay olmuyor. Dolayısıyla biz bazen ta bir sonraki anlaşma dönemi geldiğinde
bir yıl önce kestiğimiz faturanın bedelini aldığımız oldu. İdeşat süreci tabii baktığınızda çok güzel değil mi? Güzel firmalar var, ödemeler alınmış, kullanıcılar gelmiş, çok iyi kullanıcılar vardı içeride. Eğitim düzeylerine baktığınızda hepsi böyle %80'i lisans ve lisansüstü eğitimdi. Müthiş de bir kitle var içeride. Çok da güzel bir aslında sinerji oluşmuş. Fakat bir süre sonra baktık ki bu çok da fazla hızlı bir şekilde ilerlemeyecek, büyümeyecek. Buna tabii karar verirken yaşadığımız belki birkaç olayı anlatabilirim. Çok ajitasyon yapmayayım. Zaten benden önce bayağı yapıldı. En azından Cenk'te mesela 7-8 tane proje batırdığını gördük. Ondan sonra bu da bizim aslında batırdığımız projelerden bir tanesiydi. Çekilme kararı aldık, evet, ama ilerlemediğini gördüğümüz için sonuç itibariyle biz de bugün bunu kapattık. İdeşat'ta biz buna başladığımızda tabii Harun'la iki kişiyiz. Çok fazla öyle cebimizde de Cenk'in de bahsettiği gibi 50 bin, 100 bin, 500 bin milyonlar yok. Dolayısıyla daha önce ufak tefek birikimlerimiz var. Bunları harcamışız çeşitli yerlere. Sonra biz Burak Büyükdemir ile görüştüğümüzde o zaman E-Tohum daha ilk E-Tohum kafe toplantıları yapılıyordu. Biz de elimizden geldiğince yardımcı oluyorduk. İşte kafelerin ayarlanmasıydı, konuşmacılarla buluşmaydı vesaire. Bunlarla uğraşıyorduk. Tabii ofis yoktu. Dışarıda çalışıyorduk. Bir çay alıp akşama kadar oturuyorduk mesela Starbucks'ta, Nero'da falan böyle. Ondan sonra eski laptoplarımız vardı. Laptopumuz olduğu için hemen free wifi olan bir yere gidip 3 lira bir çaya verip akşama kadar orada oturuyorduk mesela. İşte tuvalete giderken mesela iki kişi olmak o yüzden çok önemli yani mesela. Biri gidiyor, o sırada laptoplar ona emanet, o gelince diğeri gidiyor falan. Böyle güzel bir ortam devam ediyor ama bir süre sonra tabii zor oluyor bunlar, çok kolay işler değil. Sonra baktık o 3 lira da kalmadı, yani çaya verecek o 3 lira da yok. Burak Hoca da dedi ki ya gelin bak ofiste yer var. Dolayısıyla gelin buraya değerlendirin, oturun burada çalışın, şey yapın. Biz de dedik ki aa peki ne güzel, okeydir. Mesela toplantıya gidiyordu kendisi. Ben biraz özeline gireyim. Toplantıya gidiyordu, hiç bitmiyordu zaten toplantısı. Müthiş de bir enerjisi vardır hakikaten, tanıyorsunuz zaten. Biz bekliyorduk, saat 12, 12.30, 1 oluyordu. Biz bekliyorduk şimdi, Burak Hoca gelecek, biz öğle yemeğine gideceğiz. Şimdi ne zaman öğreniyorduk ki onun yemekli toplantısı var, eyvah diyorduk bu öğlen aç kaldık. Çünkü niye? Yok. Yani cepte yok ki. Yani gidip de restorana bir şey yiyebileceğiniz, para verebileceğiniz bir şey yok. İşte eviniz var, kardeşiniz, arkadaşınız, akrabanız, beraber kaldığınız insanlar. Dolayısıyla hani bir yere kadar hayatınızı idame ettiriyorsunuz ama mesela o dönem öğlenleri bağlamışız Burak Büyükdemir'e. Burak Büyükdemir gelsin. O da sağ olsun bazen şey yapar, yemekli toplantısı olsa da öğlen gelirdi, restorana otururduk, söylerdik, öderdi. Aa benim toplantım var der, basar giderdi mesela. Şimdi o da bilirdi durumu ama böyle arada derede kalırdı yani. Kimse kimseye bir şey söylemezdi gibi. Ondan sonra baktık ki ya çok kolay olmuyor bu iş. En son şunu hatırlıyorum ben İdeşat'la alakalı. Harun'la biz Profilo Starbucks'ta oturuyoruz. 5 kuruşumuz yok, gerçekten yok. Bir otobüs parası da yok. Bir tane toplantı var. Yürüyerek gidip gelmişim. İnternet bankacılığımız yok. Kestiğimiz faturalar var. 15 bin liralık fatura kesmişiz ama cebimizde 5 kuruş yok. Ve ödeme gelsin diye bekliyoruz. 3 ay olmuş. Hiçbir şey gelmiyor. Ondan sonra şey yapıyoruz. Günde 3 kere bankaya gidiyoruz ATM'ye. Kartı sokuyoruz. Para gelmiş mi diye bakıyoruz. Bakıyoruz gelmemiş. Suratlar düşük. Moraller bozuk, tekrar geri dönüyoruz, oturuyoruz biz insanın başına. Şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak diye. En son işte Starbucks'a oturuyoruz. Harun'a dedim ki ben bakmayacağım artık. Yani her gittiğimde sıfır görüyorum. Hani ben bıktım, hani bu sefer git sen bak falan dedim. Sonra gitti, bakmış ondan sonra. Bir baktım Harun geliyor, elinde bir tepsi. İçinde cheesecake'ler, kahveler böyle çeşit çeşit. Yani normalde de yemediğin şey yani ondan sonra. Dedim ki yoksa bu düşündüğüm şey mi? Evet dedi düşündüğün şey falan. Mesela o gün yatmış para. O gün de dedik ki tamam yani biz bu işe artık yavaş yavaş son verelim. Yani bunun sonu kötü yani ya öleceğiz ya birilerini öldüreceğiz. Çok sağlıklı ilerlemeyecek dedik. Ondan sonra bu devam ederken hala daha hali hazırda çalışan müşterileri vardı. Yıllık sözleşme yaptığımız için taahhütlerimiz vardı. Tabii ki devam etmesi gerekiyordu. Bir süre biz de pasif olarak devam etti. Devam ederken de biz yavaş yavaş artık Montera'ya başladık. Montera ne yapıyor? Sosyal medya ve internet dünyasını tarayarak size haber, blog, sözlük, Twitter, Facebook, Instagram,
video siteleri, işte Ekşi Sözlük vesaire gibi bütün bu mecralardan sizinle kişi hakkında, kurum hakkında, ürünleriniz hakkında bir tarama yapıyor ve bunu 7/24 bir şekilde yaparak size bunu raporlamasına olanak sağlıyor. Yani aslında sosyal medya takibi de denen, social monitoring de denen, online medya takibi de denen bir uygulama. Biz Monitera'ya başladığımızda yine o dönemlerde aslında birçok şeyini tartışıyorduk. Çok da fazla bir örneği yoktu. Bahsettiğim, tabii 2008'den bahsediyorum. 2008'de zaten biz Twitter, geçen gün baktığımda hesaplarımızı da o zaman açmışız. Twitter'da Türkiye'den hani 15, hadi bilmediğimiz bir 10 kişi daha olsun, hani 25-30 kişi vardı yoktu. O dönemden bahsediyoruz. Biz o zaman diyoruz ki sosyal medyayı takip edeceğiz. Çünkü firmalar buraya girecek, giriyorlar. Ve belli ihtiyaçları olacak. İnsanlar orada ne konuşuyor bunu dinlemek isteyecek. Gittik yurt dışına araştırdık. Neler var, neler yok. İnsanlar neler yapıyorlar. Nasıl bir modelleme yapmışlar. Fiyatlamaları nasıl. Gittik bunları inceledik. Çok da örneği yoktu. Yani o zamanlar 3-4 tane örneği vardı. Bugün de bildiğiniz aslında büyük, belki işte 300-400 milyon dolarlara satılan birkaç tane ürün o zaman bizim de incelediğimiz. Sonrasında yavaş yavaş ucundan biz bu işe başladık. İlk yaptığımız anlaşmada yanlış hatırlamıyorsam 250 liraydı. Yani ayda 250 liralık bir anlaşma yapmıştık ve o şekilde başlamıştık. Bu tarafta biraz daha ihtiyaç artmaya başlayınca, Twitter, Facebook biraz daha ön plana çıkınca, tabii hem Harun hem benim ajans kökenli olmamız gereği oradan çok ciddi bir network'ümüz var. Hem marka tarafıyla hem de ajans tarafıyla. Bunu daha sonra söyleyeceğim ama yani gerçekten hiçbir yerde çalışmadan, yani bu okuyor olabilirsiniz, staj yapmış olabilirsiniz, bunların hepsini ben çalışmaktan sayıyorum. Hiçbir yerde çalışmadan, bir yöneticiyi görmeden, bir işin nasıl gittiğini görmeden, nasıl uygulama yapılması gerektiğini, nasıl sözleşme yapılması gerektiğini, nasıl fatura kesilmesi gerektiğini görmeden, gerçekten benim bir fikrim var diye bir projeye atılmak gerçekten bir çılgınlık. Burada zaten hepimiz bu yüzden buradayız. Ama bu çok keyiflidir. Bugün hemen her şeyi bilmenize zaten gerek yok. Yarın hepsini tek tek zamanı geldiğinde zaten ister istemez öğreneceksiniz. Dolayısıyla biz Monitera tarafında da o dönem çok fazla şey bilmiyorduk. Ama dediğim gibi network'ümüz sağlamdı. Network'ümüz iyi olduğu için orada bütün tanıdığımız, eski çalıştığımız işte patronlarımıza, arkadaşlarımıza gittik anlattık. Dedik ki bak biz bunu yapıyoruz, böyle bir şey yapıyoruz. Bak bu şunu sağlıyor, böyle oluyor, böyle oluyor. Onların da ilgisini çekti. Ve onlar için de aslında işte dijital biraz daha hani halen daha offline'dan pay kapan devamlı her geçen yıl. Offline'dan pay kapan bir noktadaydı. Bunu daha hızlı sağlayabilecek bir üründü diyeyim. Yani bizim ürünümüz değil, sosyal medyanın kendisine ürün dersen. Sosyal medya böyle bir şeydi. Ve offline'dan daha fazla pay kapmalarını sağlayacaktı. Dolayısıyla sosyal medya hem onlar için hem de çalıştıkları kurumlar için önemliydi. Böyle olunca da dinleme ihtiyacı zaten yıllardan beri gelen. Şimdi baktığınızda bizim yaptığımız iş belki çok fazla yoktu diyorum ama aslında 50 senedir, 100 senedir var. Ne var? İşte Ajans Press var, Medya Takip Merkezi var, Interpress var. Bunlar Türkiye'de de çok köklü firmalar. Ne yapıyorlar? Gazete, dergi, televizyon, radyo bunları takip ediyorlardı. Halbuki normalde bu tarz bir işi onların yapması gerekiyordu. Ki biz bu işi yapmaya başladıktan sonra hepsiyle de görüştük. Yani hepsi bir çağırdı, sağ olsunlar, ağırladılar bizi. Anlattılar, ortak ne yapabiliriz, konuştuk. Ama biz günün sonunda şuna karar verdik. Dedik ki, biz bu firmalarla aynı kafada değiliz, dolayısıyla biz onlarla yürüyemeyiz. Bizim dedik, bakış açımız çok farklı, şu an sizin bakış açınız çok farklı. Çünkü biz tamamen online bir şey gösteriyoruz, onlar tamamen bize offline bir şey gösteriyorlar. Herkes kendi sistemini gösteriyor ve ortak nasıl bir noktada buluşuruz diye konuşuyoruz. Dolayısıyla ajanslar, firmalar yavaş yavaş ürün kullanılmaya başlandıkça tabii ki geri dönüşler olmaya başladı. İhtiyaçlar bize gelmeye başladı. O dönemde daha önce İdeşat zamanında tabii ki tecrübe ettiğimiz çok fazla işte hukuk kısmı, işte sözleşme kısmı, fatura muhasebe kısımları gibi alanlar vardı ama yine de yeterli değildi. Çünkü orada çok tek tüktü. Burada aylık fee bazlı çalışan bir ürün olduğu için bunu her ay yapmak lazımdı. İnanın ilk 6 ay galiba, yanlış hatırlamıyorsam 6-7 ay bayağı elde kestim faturaları. Ben kesiyordum yani o dönemde de faturayı ondan sonra. Şimdiki gibi bir muhasebeci arkadaşımız yoktu. O zaman bayağı elde dolduruyordum. Yanlış doldurdum mu eyvah bitti. Yani
Üstüne çizgileri çek, iptal. Zaten 3 nüsha, 4 nüsha dolduruyorsun. Tek tek dolduruyorsun. Karbon kağıdı vesaire de yok. Olmuyor çünkü. Dolayısıyla baktık ki bu tarafa biraz daha ihtiyacımız var. Sonrasında birçok sözleşmeyi okudum, araştırdım. İşte avukat arkadaşlarımız, tanıdıklarımız var, büyüklerimiz vardı. Camianın içerisinde de çok fazla bu tip insanlar var ve size birçok konuda gerçekten ücretsiz bir şekilde yardımcı olabilirler. Şanslıydık ki o dönemki camia, işte Burak Büyükdemir'le başlayan ve gerek hukuk alanında, dijital konularda, offline konularda, pazarlama alanında, yazılım anlamında gerçekten çok değerli insanlar vardı ve hala var. Ve bunların birçoğuyla biz yan yanaydık, iç içeydik. Bir şey sorduğumuzda hemen cevabını alıyorduk. Bu müthiş bir şeydi. Yani Uğur Özmen'den gidip bugün hani belki kaç liralık bir saatlik ücretle danışmanlık veren birinden bahsediyoruz. Mesela onunla yan yanaydın, çay kahve içiyordun ve hemen burada soruyordun. Ya hocam peki şöyle de şöyle bunu böyle yapsak nasıl olur? İşte buradan bilmem ne geliyor gibi. Dolayısıyla bu tarz tabii ki çok fazla şansımız vardı. Sizin şansınız şu an bu insanların daha fazla olması ve bu ekosistemden çıkan insanların şu an size daha yakın olması ve hemen ulaşabilmeniz. İşte Cenk buraya hepinizi topladı. Muhtemelen o kartlar bana da gelecek şimdi. Akşama kadar kart alışverişi yaparız. Dolayısıyla ya bu tarz insanlar giderek artıyor. Siz belli fikirlerinizi gerçeğe dönüştüreceksiniz. Projenizi hayata geçireceksiniz. Büyüteceksiniz. O sırada yanınızda çalışma arkadaşlarınız olacak. Ve ondan sonra alttan gelen girişimcilere de siz aynı şekilde destek olacaksınız. Çünkü yaşadığınız evreleri ve o adamın neler yaşadığını en iyi siz biliyorsunuz. Aynısını siz yaşayacaksınız. Bu ekosistem sonuçta Burak Hoca'nın da aslında E-Tohum'un da genel olarak yapmak istediği şey bu. Ekosistem ne kadar büyürse, ne kadar gelişirse hem ekonomi anlamında o kadar katkısı olur hem de alttan gelen kişiler çok daha fazla kaynağa, çok daha fazla insana, çok daha fazla paraya sahip olurlar. Belki şu an bilmiyorum tabii her birinizin kafasında çok güzel fikirler vardır. Ama birçoğunun belki yapılması için ciddi de bir maliyeti vardır. Ciddi bir para ihtiyacı vardır. Belki 5 sene öncesine kadar çok kolay karşılanmayan bir şeydi bu. Fakat bugün en azından yatırımcılar var. Kimse olmazsa Aslan Oba var yani en kötü. Ama Aslan Oba'ya gidersiniz biliyorsunuz çok efsane siteleri var Hasan Aslan Oba ile ilgili. Aslan Oba bugün yatırım yaptı mı ve benzeri gibi. Dolayısıyla imkanlar giderek artıyor. Bunun artmasının sebebi de bu. Alttan gelen insanların yeni girişimler yaparak, ekonomiye yeni katkılar yaparak ekosisteme de aynı zamanda katkı yapmasını bekliyorlar. Dolayısıyla bu baktığınızda bütün burada olmanız bile gerçekten çok önemli bir şey bence. Çünkü biz ilk kafe toplantılarını yaparken hani hatırlıyorum profilde de Schiller vardı anlattık biz adamlara dedik ki ya buraya geleceğiz biz bak böyle internet sevdalılarıyız. Buraya böyle enteresan adamlar gelecek ama sen buraya müşteri alma biz 40-50 kişi geleceğiz. Adam dedi ki fiyatı bu kadar o zaman dedi. Biz de dedik ki kim ne gelirse ne içerse onu öder. Biz karışmayız. Ekstra bir ücret de sana vermeyiz dedik. İyi peki öyle böyle anlaştık biz mesela değil mi? İkinci toplantıydı bu arada. İkinci toplantıydı mesela ve hakikaten büyük bir toplantıydı. Bir baktık bir anda 50 kişi olmuş. Sonra sen kimsin, ne yapıyorsun, nedir, ne değildir vesaire. Şu an oradan tanıdığım birçok insanla ortak iş yapıyorum, hizmet alıyorum, hizmet veriyorum. Birçok konuda bana yardımcı oluyorlar. Aynı zamanda arkadaşlık, dostluk ediyorlar tabii ki bir taraftan da. Dolayısıyla Cenk'in de son maddelerde söyledi. Network gerçekten çok önemli. Yani bir bugün yanınızdaki adamın üst bir noktada olması, alt bir noktada olması, işte İstanbullu olması, Tekirdağlı olması ya bu hiçbir şey değiştirmiyor baktığınızda. Gerçekten yani bugün gördüğünüz insanların yarın nerede ne olacağını zaten hiçbir zaman bilemezsiniz. Dolayısıyla herkesle tanışmak, herkesin fikrini duymak iyi veya kötü size göre her zaman iyidir. Dolayısıyla bu işe girişirken zaten herkes size yapmayın etmeyin demiştir, diyordur. Ben de diyeyim, eksik kalmasın. Sadece yapacağınız işle alakalı şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çok eskiydi, yanlış hatırlamıyorsam yani daha bu işlere girmeden önceydi. Çok fazla roman, hikaye ve benzeri okuyan bir adam değilim ama genelde daha işte teknolojik ağırlıklı, daha TÜBİTAK ağırlıklı veya işte daha böyle pazarlama odaklı kitapları çok fazla, dergileri veya işte yazıları çok fazla okuyan biriyim.
giderek daha da hani imkanları arttıkça internet üzerinden daha da fazla okumaya çalışıyorum. O zamanlar okuduğum bir kitap vardı. Mavi Okyanus Stratejisi diye. Muhtemelen okuyanlarınız vardır veya ne olduğunu bilenleriniz vardır aranızda. O zaman çok ilgimi çekmişti gerçekten. Yani bu benim hayatıma gerçekten bir dönüm noktasıdır. Yani yaptığım işlerde veya yapacağım işlerde. Çalıştığım şirketlerde de sadece girişimci olarak değil, yani kendi işimde değil, kendi işimden öncesinde de. Çünkü çalıştığınız yerde de yaptığınız işi daha farklı şekilde yapabilmeyi düşünüyor olmak ve bunu firma sahibine veya ilgili departmanlara veya müdürlerinize bunu yaptırabiliyor olmak gerçekten önemli bir şey. Çünkü neden? Bir, inovasyon yaratmış oluyorsunuz. İki, işinizi daha rahat yapmış oluyorsunuz. Belki maliyetleri azaltmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bir değer yaratmış oluyorsunuz. Bugün aslında kafanızdaki fikirler tamamen buna dönük. Yani değer yaratmak üzerine. Tabii ki kısa yoldan zengin olayım, paraları cukka yapayım, işte Maldivlere gideyim, Şeysellere gideyim, orada 3 ay tatil yapayım falan gibi fikri olanlar mutlaka vardır. Bizim de var ama olmuyor, yani öyle bir şey değil gerçekten. Mavi Okyanus Stratejisi şuydu, diyor ki yani pazarda endüstriyel olarak oturmuş, artık tüm kuralları yerleşmiş, pazara eğer girmek isterseniz burası Kızıl Okyanus'tur. Siz diyor ki buraya girmek yerine bir şey keşfedin, kendinizi oradan uzak tutun, köpek balıklarının arasına dalmayın. Çünkü onlar hemen bir anda sizi kaparlar ve yok ederler. Siz de büyüyemezsiniz. Gerçekten yeni bir şey bulun. Bu inovasyon olabilir, bu fiyat rekabet olabilir ama burada rekabet edip kazanırsınız. Küçükseniz de rekabet etmeniz çok kolay değildir. Dolayısıyla diyor ki yani Mavi Okyanus diye bir şey var. Burada köpek balıkları daha yok. Ama burada çok da fazla ekmek var. Gel, buradaki ekmeği nasıl alırım onu düşün diyor. Özeti bu. Daha detaylı okursunuz zaten. Biz de yaptığımız işlerde diyebilirdik ki biz önce offline taramaya girelim. Bu zaten oturmuş bir iş. Hazır müşterisi var. Oradan parayı kazanırız. Bunu yaparken de bak biz internette tarıyoruz diyebiliriz. Yani bu bir yöntem de aslında. Fakat bunu seçmedik. Bir ikincisi, tabii ki çalıştığımız ajansların bir kısmı diyeyim, hepsi değil tabii ki ama dediler ki o zamanki çalıştıkları markalara satışı yaparken biz dediler interneti takip ediyoruz dediler çalıştıkları firmalara. İsmeti bizden alıyor ama kendisi diyor ki ben yapıyorum. Biz daha sonra bunun Ajans Press ve benzeri firmaların geçmişini araştırdığımızda aynı şeyin onların da başından geçtiğini, aynısını PR ajanslarının zamanında onlar için yaptığını gördük, öğrendik. Dedik ki okey. Dediler ki bize white label verin. Bizim kendi logomuz olsun, ismimiz olsun, cismimiz olsun ondan sonra. Bir iki firmada denemedik de değil. Denedik yani bundan nasıl olacağını bir görmek adına. Fakat ondan sonra dedi ki biz bunu yapmıyoruz. Yapmazsan çalışmam dedi. Biz dedik ki çalışmazsan çalışma. Okey, sıkıntı yok. Dedik ki eğer biz batacaksak bu sebepten dolayı batalım. Bu işi yapmayalım. Eğer ki biz marka olup gerçekten bir noktaya geleceksek, bir marka bilinirliği yaratacaksak ancak bu şekilde yaratabiliriz. Dolayısıyla onlara söylediği şekilde yaratamayacağımızı gördük, karar verdik ve dedik ki biz bu tarafa oynuyoruz. O an atıyorum biz 3 lira kazanıyorsak bir anda karımız 1 liraya düştü kazancımız. Çünkü zaten çalıştığımız kasıtlı sayıda firma var. Onlar da bu sebepten dolayı aramızdan ayrılınca bu düştü. Fakat bir süre sonra artık firmalar da bilinçlenmeye başladı. Bizi görmeye başladılar. Haberlerimizi okumaya başladılar. Sağdan soldan duymaya başladılar. İşte sizlerden duymaya başladılar. Montera diye bir şey var. Bak böyle bir şey yapıyormuş. Ajans yapmıyor aslında. Montera yapıyor. Oradan alıyor falan diye. Dolayısıyla bir süre sonra firmalar da ajansa şey demeye başladı. Sen kimle çalışıyorsun demeye başladı. Sen kimle çalışıyorsun dediği anda biz artık tamamen ayrıldık. Artık o zaman bir Montera product'ı ön plana çıkmış oldu bir marka olarak. Çünkü o dakikadan sonra artık bu şey gibiydi yani. Sen hangi firmayla uçuyorsun, sen hangi marka kol saati takıyorsun, senin bilgisayarın hangi markaya döndü iş. Ve daha önce duydukları, iyi aldıkları referanslı firmaları çalıştıkları ajansta da tercih eder oldular. Bu da tabii ki ajansları, o bizi bırakan ajansları tekrardan bize yönlendirdi.
Şimdi yani hem monitöre hem İDEŞAT, yani oturup burada 6 saat konuşabiliriz. Çok da fazla şey anlatabilirim size ama çok fazla şeyi zaten duydunuz. Girişimcilik tarafında da duydunuz. Dolayısıyla isterseniz şöyle yapabiliriz. Birçok sorunuz da birikmiştir. Belki önceki konuşmalardan da birikmiştir. Hani monitöre ile ilgili bilmiyorum sorabilirsiniz ama onun haricinde kendi aklınızdaki işte projelerle olabilir, yatırımlarla ilgili olabilir, ekosistemle alakalı olabilir, girişimcilikle alakalı olabilir. Yani bununla alakalı eğer sorularınız varsa dilerseniz o taraftan biraz soru cevap soru cevap şeklinde ilerleyebiliriz. Son session zaten. Hani çok da fazla sizi de yormak istemiyorum artık. Sabahtan beri buradasınız çünkü. Monitöre ile ilgili bizim hashtagimiz var hani şu an Etohum kampıyla. Onunla ilgili bir demo şu an yapabilme imkanımız var mı? Bu bir. Var. İkincisi siyasilerden olsun gerek büyük firmalardan olsun size şey konusunda baskı yapılıyor mu? Hani bizi olumlu göster ya da olumsuz göster, şunu olumlu göster, olumsuz göster. İkincisi biz monitöreyi kullandığımızda sanırım 3 hashtag'e kadar bir limitiniz var. Değiştirilmesi için size bildirilmesi gerekiyormuş diye. Siz bu arada hani isim, firma olarak. Ha, ben Emre Orhan, Mehmet Burdur'dan geliyoruz. Biz öğrenciyiz. Evet. Okey. 3 hashtag dediniz, 3 kelime dediniz, onu tam Yani anlamadım da. biz kullandığımız Raşit açıklasın. Kullandınız mı? Önce onu sorayım da, bir Kullandık, yerde mi evet. kullandınız? Ya etkinliğimiz vardı bizim. Etkinliğiniz vardı. Ha, Zirvemiz Tweetwall vardı. kullandınız. Aynen, başka Okey. birinin aracılığıyla onun hesabıyla kullanmaya Tamam. çalışmıştık. Ama hani Tamam. değiştiremedik tweet şeyleri, Siz hashtagleri. değiştiremezsiniz, evet. Evet, Yani maalesef. bu Aynen. sizin eklemenizle alakalı bir durum değil veya 3 tane, 2 tane izin vermesiyle alakalı değil. Buradaki bütün arama eklemelerini ve düzenlemelerini biz yaparız. Yani bizim ekibimiz yapar. Evet. Böyle bir ihtiyaç olduğunda genelde firmalar bize der ki şöyle bir kampanya çıkacağız. Hashtagimiz bu oldu. Şöyle bir şey eklememiz Ha, size lazım. bildirmemiz gerekiyor. Evet, yani bize iletilmesi lazım. Bize iletildiği takdirde biz hemen müdahale ederiz. Gerekli düzenlemeleri yaparız. Yani çünkü orada şöyle bir şey var gerçekten. Şimdi bizim yaptığımız aslında nedir? Yani kelimeleri tanımlıyorsunuz ama o kelimeler içinde bu geçsin ama bu olmasın. Bu geçerken şu da geçerse hiç fena olmaz falan gibi aslında yani birçok yazılımcı hani burada olduğunu düşünürse hani sorgu yapıyoruz sonuç itibariyle. 3 tane stringimiz var burada. Bu sorguyu yaparken biz bunu ilk açtığımızda ürünü dedik ki bak sen buradan sorgu yapabilirsin. Aranacak kelimeler bunlar, yanında geçecekler bunlar, istemediklerin bunlar. Bunu doldur, kaydet, hemen araman çalışsın dedik. İlk 2 ay böyle gitti. Ama yani o kadar çok şey aldık ki. İşte ben metin kahraman aratıyorum, bütün metinler geliyor ya diyorum ki sen metin kahraman aratmamışsın ki metin aratmışsın. Yani virgülü yanlış yere koymuşsun, onu buraya koymuşsun, buraya tırnak koymamışsın. Baktık ki biz bunu çok anlatamayacağız. Dedik okey, orayı kapattık. Dedik ki siz artık arama oluşturamazsınız. Dedik ki arama istiyorsanız bize söyleyeceksiniz. Biz sizin için en doğrusunu çalışacağız, bunu optimize edeceğiz. Sizin aklınıza gelmeyenleri de bulacağız ve aramanızı öyle açacağız. Maksimum içeriye bu şekilde ulaşacaksınız dedik. Sizin tabii Tweetwall'da yaşadığınız sizin düzenleme yetkiniz yok tabii ki. Yani orada bize iletilmesi lazım. Bir soru daha vardı. Ha, olumlu. Ya şöyle şimdi tabii ne yapıyoruz? Data yoğunluğuna göre kimine aylık, kimine haftalık, işte kimi etkinlik veya kampanyalara daha anlık bir şekilde raporlama yapıyoruz. Rapor yaparken de ne yapıyorsunuz? Sizin bütün bu konuşmanızı işte pozitiftir, negatiftir, kampanya ile ilgilidir, şikayettir vesaire gibi farklı farklı alanlarda devamlı olarak sınıflandırılıyor. Şimdi bu sınıflandırma işlemi yapılırken de biz bir haber görüyoruz. Diyoruz ki bu nötrdür diyoruz mesela. Firma da diyor ki ya siz buna nötr demişsiniz ama bu pozitif bir şey. Şimdi dönüp bakıyoruz pozitif negatif dengesine baktığınızda ha, negatif daha üst planda kalıyor. Dolayısıyla nötrdeki hangi haberleri daha pozitife kaydırırım, sonuçları daha pozitif gösteririm diye. Dolayısıyla biz raporları gönderirken aldığımız bizim kullanıcı listesi, raporları göndereceğimiz liste genelde isteriz. Ana müdürler, departman müdürleri veya CEO'ların da orada olmasını isteriz. Çünkü o rapor bizden çıktığı gittiği zaman artık bir daha geri dönüp de değiştirilemez. Ha, hiç mi istemeyen olmuyor? Oluyor. Yani diyor ki siz bunları negatif demişsiniz ama yani aslında bunlar nötr ya çok da önemli değil falan diyor böyle. İlk başlarda vardı bu. Sonrasında biz şöyle bir şey oluşturduk. Bir rehber oluşturduk. Biz buna bir rehber diyoruz. Örnek içerikler var ve onların örnek karşılıkları var. Pozitif mi negatif mi? Bunun onayını ilk başta bir alıyoruz. Aldıktan sonra buna göre işlem yapıyoruz.
sonrasında da kimse dönüp bize ya sen bunu böyle demişsin, bunu biz değiştirsek falan genelde diyemiyor. Çünkü en başta anlaşılmış bir guide var. Çok fazla kolay yapılmıyor. Siyasi çalıştığımız yani kamu kurumu da var. Dönem dönem siyasi partilerle de çalışmalarımız oldu. Sürekli bir çalışmamız yok. Ama yayınladığımız hiçbir raporda siyasetle ilgili bir şey yayınlamayız. Gezi dönemi de dahildir. Seçim dönemleri de dahildir. Elde ettiğimiz birçok veri vardır. Bunlar genelde çalıştığımız firmaların hepsiyle paylaşılır ve public paylaşılmaması konusunda, yani bunun hassasiyeti konusunda bilgi verilir. Çalıştığımız bütün kurumlara bu raporları göndeririz. Genel ve ücretsiz rapordur bunlar. Ama hiçbir yerde hiçbir şekilde public olarak yayınlamayız. Genelde public yayınladıklarımız daha çok belli sektöre yönelik şeylerdir. Veya işte Twitter istatistikleri gibi her yıl yayınladığımız, işte önümüzdeki hafta muhtemelen tekrar işte 2014 için yayınlayacağımız bu tarz public raporlarımız da var. Ama public rapor zaten yayınlamadığımız için hani onun pozitif negatif olması tamamen şirketin kendi içinde kalıyor. Dolayısıyla çok da şey değil, önemli değil yani. Evet. Başka sorusu olan arkadaşlar. Şu an mı? Şu an açamam tabii ki yani. Ha, demo yapabilir miyiz? Yapabiliriz yani. E-mail atarsınız bana. Ben size istediğiniz kelime veya hashtag hakkında bir demo tabii ki açarım. Hani o anlamda söylemiştim. Şimdi şöyle bir şey var. Rapor, bazı şeyler otomatik olarak yapılıyor. Yani kaç tane geldi, kimlerden geldi, kaç kullanıcı takipçileri vardı ve benzeri. Bunları otomatik alabilirsiniz ama pozitif miydi, negatif miydi? Bunların tamamı manuel yapılan işlemler. Yani başında adamlar oturuyor ve diyorlar ki bu pozitiftir, bu negatiftir, bu şudur, bu budur. İşaretliyor, kaydediyor. Kaydettikten sonra tüm o içeriklere ve o grafiklere bakarak bir arkadaşımız onun raporunu hazırlıyor. Rapor dediğimiz sadece grafiklerden oluşmuyor. İçinde yönetici özeti olan, ön plana çıkanları yazdığı, aslında bir executive summary'nin yer aldığı bir rapor hazırlıyor. Bu tarz bir rapor zaten hani bugün hemen bu hashtag'i tanımlayıp alabileceğiniz bir rapor zaten değil. Yani bunun içerisinde çok fazla emek var. Okey, soru yoksa ben bir taraftan var mı? Peki. Bu bütün değerlendirmeleri manuel yaptığınızı söylediniz. Evet. Bunu otomatik olarak yapmak için semantik teknolojisi falan kullanmayı düşünüyor musunuz? Ya da böyle bir çalışmanız var mı? Valla düşündük yani 3 sene mi oldu? 3 sene önceydi galiba. Düşünmedik değil, düşündük. Dedik ki yani en azından full bütün çalıştığımız markalarda, firmalarda olmasa da bazı araştırmalarımızda, yüksek datalarda bu tarz bir şey kullanabiliriz. Oradan elde ettiğimiz know-how'la belki bunu normal sürecimize de adapte edebiliriz diye düşündük. Koç Üniversitesi ile beraber, hatta oradaki danışman hocalarla beraber ortak bir proje oluşturduk bunun adına. Genelde de işte bu doğal dil işleme konusunda oradaki uzman hocalarla bir araya geldik. Bayağı akademik bir çalışmaya girdik yani böyle startup halimizle. Oradan öğrenci arkadaşlar geldi falan. Yaklaşık bir sene boyunca bu projeyi yürüttük. Şimdi elimizde tabii sınıflandırılmış bir data var. Yani daha öncesinde classify edilmiş ve bizim tarafımıza saklanan bir data var. Dolayısıyla bu tarz hani machine learning algoritmalarını uygulayabilmeniz için bu tarz bir dataya ihtiyacınız var. Bu da bizde var. Dolayısıyla bizim için daha hızlı olabileceğini düşündüğümüz bir şeydi. Fakat elde ettiğimiz sonuç yani %80 civarındaydı. Eğer direkt o markayla ilgili datayı verirseniz işte 85, maksimum 86 falan gibi yani çok spesifik markalarda 90'lara çıkabiliyor bu ama ya bunun ortalamasını 80 olarak kabul edebiliriz. Yurt dışında da yani gerek İngilizce gerek diğer dillerde de bu oranlarda geziyor yine. Yani %80'lerde geziyor. Şimdi %80 bizim için yeterli bir oran değil. %99 olması lazım bizim için yeterli bir oran olması için. Yani çünkü siz bir şey söylüyorsunuz, öyle bir tweet atıyorsunuz ki Türkçeden bahsetmiyorum bu arada. Yani Türkçe için konuşmuyorum. Bütün diller için konuşuyorum. Bir tweet atıyorsunuz, içinde hani ironi diyorsunuz veya başka bir yani bunun birçok kalıbı var ama öyle kalıpta bir mesaj atıyorsunuz ki sadece ona bakarak bile anlamak mümkün değil. Sizin daha önce attığınız veya size yazılan bir şeye de bakıp cevap veriliyor. Ben mesela rapor geldiğinde raporları incelerim ve bakarım. İçine diyorum ki ya buna negatif demişsiniz ama bu niye negatif diye sorarım mesela. Bence bu pozitif olmalı derim içeriye. Gerçekten bugün hepimiz baksak en fazla nötr deriz yani negatif demeyiz. Ama diyor ki daha önce diyor şöyle bir tweet atmış. Bu buraya düşmüş firma ile ilgili. Bunun üzerine devamı olarak bunu atıyor. Dolayısıyla bu bunun devamı olduğu için ve aynı şeyi kastettiği için bu da dolayısıyla negatiftir diyor.
Şimdi bunu çok... Ya tabii şey, bu çok kolay olmuyor. Bir de şöyle bir konu var. Yani siz firmaya diyorsunuz ki, gaydı hazırlarken aynı içeriğe, aynı sektördeki bir firma diyor ki bu benim için negatiftir, diğeri diyor ki pozitiftir. Dolayısıyla hani onu öğretmek ve onun üzerine ilerlemek gerçekten çok sağlıklı bir şey değil. Bu tarz bir iş yapıyorsanız, stratejilerinde bu raporlara dikkate alacaksa bu firma, en az %95'lik bir doğruluk oranını ona sağlıyor olmanız lazım. Araştırma sektöründe de genelde böyledir zaten. Denedik, bu kadar oldu. Kullandık mı? Hiç kullanmadık. 10 sene sonra kullanır mıyız? Böyle bir şey olur mu? İnşallah olur. Ya mesela öyle o tarz durumlar oluyor. Şimdi biz çeşitli yerlerde konuşma yaptığımızda ben veya Harun, sonrasında arkadaşlar geliyor diyor ki, mesela geçen gün vardı Webrazi'den sonra Harun'un panelinde çıktık. Arkadaşlar geldi, üniversite arkadaşlar, diyor ki ya biz şöyle bir proje yapıyoruz, böyle bir fikrimiz var. Dedi ki aa çok güzel. Ne yapıyorsun? İşte doğal dil işleme yapıyoruz. Aa tamam süper. Ya yapın yani, birileri yapsın. Hakikaten biz hazır alıcısıyız yani. Yap, doğru bir şekilde yapıyorsan ver. Ben senden hemen hizmetini alayım. Ama diyor ki biz diyor Twitter'da takip ediyoruz, Facebook'da da, oradan da raporlama yapıyoruz diyor. Diyorum ki yani sen bunu yapıyorsan ya buradasın yani. Sen şimdi onu da yapıyorum dedin mi artık buraya giriyorsun. Tamam mı? Sen artık burada köpek balıkların arasına giriyorsun. Diyorum ki niye onu yapıyorsunuz? Diyor biz onu da yapıyoruz diyor. Aslında burada böyle bir şey var. Yani bizim için de, bizim ihtiyaçlarımız için de mesela. Yani oturup bizim bunun için belki 3 sene, 4 sene çalışmamız lazım. Bunun için apayrı bir ekip kurulması lazım. Çünkü startup başlıyorsunuz, şu an gece gündüz çalışıyorsunuz. Ortağınız var veya yok. Projeyi yapıyorsunuz. Şu an aslında az önceki o köpek balıklarının arasındaki küçük, böyle çok dikkat çekmeyen bir balıksınız belki bir noktada. Çok esneksiniz, çok hızlısınız. Yani hemen her şeyi yapabilecek gücünüz var. Köpek balıklarının yok. Yani artık onlar çünkü bir süreden sonra taşlaşıyorlar. Biz de taşlaştık. Yani taşlaşmadık diyemem 6 senenin sonunda. Ama zaman geçtikçe ve bazı şeyleri yapmaya başladıkça, o müşteriyle konuştukça, o fatura ödenmedikçe, işte çayın suyu bittikçe falan, böyle hani giderek farklı farklı işlerle ilgilenmeye başlıyorsunuz. Böyle olunca da eski esnekliğinizi kaybediyorsunuz. Biz de yavaş yavaş esnekliğimizi kaybediyoruz doğal olarak. Her ne kadar bunu sürdürmeye çalışıyor olsak da. Şimdi bu tarz arkadaşlara çok ihtiyaç var. Çok fazla eksik var. Hala da aynı şeyi yapan, mesela hala yemek sepeti yapmaya çalışan inşallah yoktur aramızda. Yani hani çok vardı biz önemler ya. Hala onu yapmaya çalışıyor. Ya yapma, yapmış adam. Sen adamın eksiğini bul, git onu yap yani. Sen adama özel bir tane post yazı geliştir. De ki yemek sepeti, bak kardeşim ben böyle bir şey yaptım. Senin bu fax çözümünden daha iyi. Hem de şu kadar ucuz, hem de maliyeti bu kadar düşürür sana. De, yap bunu. Bütün restorana da sat, bütün firmaya da sat. Dolayısıyla mesela görüştüğümüz arkadaşlar, hani benim kötü feedback aldığım durumlar bunlar genelde. Çünkü burada bu iş var. Doğal dil işleme yap. Bunu sadece bize satmazsın ki, sadece bizim ihtiyacımız yok. Data ile ihtiyacı olan, data ile işi olan, analiz yapan herkesin ihtiyacı var. Efendim? Hangi anlamda? Kanıtım sunuyor muyuz? Çalıştığımız kurumlar için mi? Evet, mesela negatif olan şeyler üzerine o firmayı pozitife çevirmek için. Şöyle, biz belli noktada strateji raporları veriyoruz. Bunları paylaşıyoruz. Raporlarımızı söylerken bu sebepten dolayı bu olmuştur diyoruz. Ama aslında kriz ve itibar yönetimi konusunda da destek veriyoruz, ama bir iletişim ajansı gibi veya genelde dijital ajans, sosyal medya ajansları çok fazla yapıyor. İşte hesaba girdi yapmak, cevap vermek, o hesabı yönetmek, doğrudan hani onun stratejisini belirlemek veya o rapora göre bir adım sonrasını iletmek gibi bir şey aslında yapmıyoruz. Yani bu bizim çok hedefimizde olan bir şey değil. O zaman bunu yaparsak biz ajans oluruz. Biz zaten Harun'la ajanstan kaçtığımız için, dolayısıyla biz tekrar ajans olmak istemiyoruz yani. O yüzden de biraz daha işin product teknoloji kısmında kalıyoruz. Ama tabii ki işin içerisinde bir hizmet var, işin içerisinde bir strateji raporu var. Ama bunlar daha dönemlik yapılan, kendi ajansıyla çalışırken ekstra yaptırabileceği işler. Dolayısıyla biraz daha oradan ayrı tutuyoruz kendimizi. Evet. Yani siz odak noktamız farklı yani birazcık. Anlaştığı ajans için mi bir yol haritası belirliyorsunuz?
Şöyle bir şey var. Şimdi siz bir ajansla anlaştınız. Yani onunla ne kadar doğru yapıp yapmadığınızı bilmiyorsunuz işi. O size nasıl raporlarsa o şekilde biliyorsunuz. Doğru mu? Yani. Veya siz işi çok iyi biliyorsanız siz onun yaptığı işleri değerlendirebilirsiniz. Dersiniz ki ya sen iyi yapıyorsun, kötü yapıyorsun diyebilirsiniz. Genelde baktığımızda hani bu tarz bir ihtiyaç olduğu için çok da fazla hani her şeyine hakim olmamız zaten mümkün değil baktığınızda dijitalin, size verilen hizmetin. Dolayısıyla ne oluyor? Biz belli 3 aylık dönemlerce aslında rapor hazırlıyoruz. Diyoruz ki sen bunları yapıyorsun. Senin yurt dışındaki rakiplerin bunları yapıyor. Aslında sen şunu yaparsan daha iyi geri dönüşler alırsın. Çünkü bu kampanyadan şöyle bir geri dönüş almışsın. Yani hem bizdeki datadan hem de tüm datadan faydalanıp aslında bir strateji raporu çıkartıyoruz. Ve o da belki yönünü çizerken hem marka olarak hem de çalıştığı ajans olarak o da ona göre ilerliyor. Diyor ki bak diyor biz şunları daha fazla yapmak istiyoruz, böyle yapmak istiyoruz. Ajans da o şekilde operasyonu devam ediyor yani. Evet, var mı başka? Tabii buyur. İsmim Sinan Argun, Yıldız Teknik'te öğrenciyim. Şimdi girişimcilik çok zorlu bir kulvar. Sadece fikrimizin olması da bu kulvarın küçücük başlangıç bir noktası. Evet, aynen öyle, doğru. Ve bu bağlamda yatırım alabilme kısmı çok önemli. Ben onu o kısma çok önem veriyorum. Ne yapacaksınız yatırım alıp? Yani sonuçta, ne ihtiyacınız? Bir ihtiyacınızı mı karşılayacaksınız? Yatırımdan kastım sadece parasal bir yatırım değil. Hani çünkü okay. Onun yatırım yapabilecek birinin mentörlüğüne de ihtiyacımız var bizim. Çünkü bizim stratejik hiçbir şekilde... Stratejik yatırım gibi mi biraz? Evet. Peki. Bir iş tecrübemiz yok. Şimdi şöyle de bir gerçek var. Bunu kabullenmemiz gerekiyor. Kimse işte bu öğrenciler işte bir fikre sahip. İşte bizim tabiri caizse kara kaşımıza, kara gözümüze aldanıp bize yatırım yapmazlar. Doğru. Yapmazlar. Yani bu bağlamda yatırımcıya... İçeride bakmadık da yapmazlar. Doğru. Yatırımcıya yaklaşım kısmında neler yapabiliriz? Ya da siz ne gibi zorluklar yaşadınız? Ya şöyle söyleyeyim. Biz Monterey'i kurduk. Bize ikinci, üçüncü günü işte mail geldi, telefon geldi. Ve biriyle buluştuk ve dedik ya okey ben bu işe yatırım yapmak istiyorum yani. Bir para koyayım ben de ortak olayım. Ya dedik ki tamam iyi hoş diyorsun da dur bismillah daha biz ne olacağını bilmiyoruz ki sen bize yatırım yapayım diyorsun. Dedik ki yani biz bir başlayalım, bir görelim, konuşuruz. Yani uzun vadede konuşuruz, acele etmenin bir alemi yok yani. Sonrasında ara ara yerli, yabancı, çeşitli yatırımcılar işte gerçekten ilgilendiği için veya hadi bir görüşelim demiş olmak için falan gelip gidenler oldu. Görüştük. Hala da görüşüyoruz. İyi teklifler de var, kötü teklifler de var ondan sonra. İnanın şöyle bir şey var. Biz şu an eğer bir yatırım kararı alırsak bizim bir senemiz bir anda down olacak. Yani bütün o işlerle uğraşmak gerçekten o kadar zor ki. Yani şu an mesela çalıştığımız danışmanlar var. Hem yıllık bütçeyi yaparken, yani yıllık bütçeyi de tabii 4. 5. seneden sonra yapmaya başladık. Yani yıllık bütçe nedir, nasıl yapılır, gelirler, giderler, kalemler, onların hesaplamaları, yeni kaç adam gelir, adam maliyeti ne olur. Bunları zaten hani biz çok fazla bilmiyoruz ama öğrendiğimiz kadarını, bize yetecek kadarını öğrendik. Bir de danışman çalışan arkadaşlarımız var, bize yardımcı olan arkadaşlarımız var. Onlar geliyorlar, onlar bize yardımcı oluyorlar. Neyin nasıl yapılması gerektiği. Şimdi biz dedik ki ya bizim çok fazla işimiz var. Daha da yapacak çok da fazla işimiz var. Yeni çıkaracağımız ürünler var, çıkardığımız ürünler var. Onların peşinden gitmemiz lazım. Şu an bizim yatırımla uğraşacak bir durumumuz yok. Zaten hani maddi veya network olarak herhangi bir ihtiyacımız yok. Yani Türkiye şartlarına baktığımızda. Ama hani siz de ilk çıkarken yani ya mesela iki tane fikir hakimdir. İşte ya mutlaka işte bir yatırım stratejiniz olsun veya bir exit planınız olsun yani derler veya demezler. Olsa da olur, olmasa olur diyenler de vardır. Şimdi çok bu konuda ahkam kesemem yani illa öyle olsun, böyle olsun ama kendi durumumuza baktığımızda bugüne kadar hiçbir exit stratejimiz olmadı. Hiçbir yatırım stratejimiz olmadı. Gelen kimseye neredeyse şeyi bile açmadık. Yani ciromuz nedir, gelir giderimiz nedir, işte EBITDA'mız nedir falan gibi. Ondan sonra. Ya dolayısıyla eğer ki mecbur veya muhtaç değilseniz yapacağınız işte uğraşmayın derim ben. Yani ya bir şekilde kendinizi döndürebiliyorsanız yani arkadaş benim 500 bin dolarlık bir tane server almam lazım. Bunu alamazsam bu işi yapamam diyorsanız o işi yapmak için evet mecbursunuz. Yani bir yerle anlaşmaya.
Ama işte bir yerle de anlaşabilmek için önce işte o 2000 liralık serverla o işin bir parçasını yapmış olmak ve onu anlatabiliyor, onu ispat edebiliyor olmak da tabii ki önemli yatırım alma kısmında. Onun haricinde yani işin finansal kısmına zaten girmiyor ama tam bir rezillik yani orası. Hakikaten yani girişimci misin, yatırımcı mısın, sen orada patron musun, çalışan mısın, ne olduğu belli değil o saatten sonra. Gerçekten çok da kolay değil yani işinle uğraşamazsın gerçekten. Bir sene işinle uğraşamazsın. Birçok tanıdığımız hani arkadaşımız, büyüğümüz, küçüğümüz, şeyimiz var, tanıdıklarımız var. Yatırım süreçlerinde hani ne halde olduklarını ben biliyorum. Burak Hoca hemen hepsini biliyordur yani nasıl olduğunu. Ha ama önemli midir? Evet önemlidir. Stratejik bir ortaklık yapılabilir mi? Yapılabilir. Belki siz şirketin belli bir hissesini satacaksınız ama o ortaklık sizi 2 kat, 3 kat, 5 kat büyütecekse, dolayısıyla şirket değerlenecekse, aslında elinizdeki yarım kalan hisse de değerlenecekse tabii ki mantıklı, değerlendirilebilir bir süre sonra. Veya çok iyi bir teklif vardır, exit yapabilirsiniz ama işin başında yatırım olayına gerçekten hani mecbur değilseniz bence unutun yani. Çünkü bu bununla yaşanacak bir şey değil yani yatırım ihtiyacı. Ya benim yatırım ihtiyacım var. Şu kadar para olsa 10 bin lira olsaydı var ya ben bu işi ne yapardım? Ya öyle bir şey yok. Gerçekten yok yani. Mutlaka burada dün ve bugün dinlediğiniz, daha önceki Atom kampında dinledikleriniz, belki şu an ben de dinledikleriniz. Yani dolayısıyla şu an çok ciddi giderlerimiz var. Server'a, oraya, buraya falan çok ciddi paralar ödüyoruz. Ama dün buna ihtiyacımız yoktu. Dün bir tane vardı, sonra üç tane, sonra beş tane. İş büyüdükçe o da büyüyor, iş büyüdükçe o da büyüyor. Dolayısıyla kendi kendinizi döndürebiliyorsunuz eğer doğru bir modeli oturttuysanız. O saatten sonra da yatırımcıyla hiç alakanız kalmıyor yani. Bu aşamada da yani işi şirketin başına siz diyorsunuz ki ben %10 veririm, %20 veririm. Niye? Zaten değeri yok ki şu an değil mi? Yeni başlamış bir projenin kaç lira değeri var? Sıfır. Hiçbir değeri yok. Ne fatura kesmiş, ne iş yapmış. Ha olabilir, büyüyebilir, gidebilir. Ama daha hiçbir şey yapmamış. Değer sıfır. Neyin üzerinden değerlendireceksin? Yatırımcı kafasına göre bir değerleme yapacak. İşte ben 100 bin liradan değerliyorum. Aa 100 bin lira oradan. %10, 10 bin lira veririm veya %20'sini vereyim. İnanın o %20 değil, %10 değil. O %1, %2 o kadar önemli ki. Şirket büyüdüğünde belli bir noktaya geldiğinde bunu çok daha iyi idrak edeceğinizi düşünüyorum yani. O yüzden biraz uzak durmakta fayda var. Burak Hoca duymasın. Teşekkürler. Monitör olarak şu an hizmet verdiğiniz bir firma sayısınız var mı? Hani kaç tane var. Firmaya hizmet sağlıyorsunuz? Siz de. Peki bu hizmeti verirken paket fiyatları halinde mi veriyorsunuz yoksa firmanın değerine göre mi? Yani kalitesine göre ne kadar göre büyük firmaysa o kadar pahalı fiyat çekiyoruz aslında. Şaka şaka tabii öyle bir şey olur mu? Ya ihtiyaca göre bazen o kadar çok büyük bir holding baktığınızda fakat ne kadar datası varsa ona göre fiyatlama yapılıyor. Ya bakıyorsunuz adam holding, altında yüzlerce marka var, ürün hizmet var. Fakat kendisiyle alakalı, yani holdingle alakalı çok fazla data yok. Şimdi data olmayınca belki de 300-500 lira yapıyorsunuz o işi. Evet, X holdingi 300-500 lira iş mi yapıyorsun? Evet, 300-500 lira yapıyorsun yani. Ama onun altında sahip olduğu bir tane markaya ayda 50 bin, 100 bin data geliyor. Onun fiyatı ona göre oluyor. Yani altındaki marka holdingden daha fazla ödeyebiliyor yani burada. Genellikle konuşma data sayıları bizde en büyük etkenlerden bir tanesi fiyatlamada ve tarama ihtiyacı, rakip ihtiyacı, rakibi raporlayıp raporlamama ihtiyacı gibi. Genelde bunlar belirler yani fiyatı. Çok büyük bir firma olabilir, 300 lira yapıyoruzdur. Küçük bir firma olabilir, 3000 lira yapıyoruzdur. Olur, var da yani bunun örnekleri. Ama bakmıyoruz. Büyük firma, biz bundan iyi para alalım diye öyle bir şeyimiz yok yani. Model belli. Evet, soru yok herhalde başka. Okeydir. Yavaş yavaş toparlayayım. Evet.